Bu şu manzara, ya şu görüntü var ya şimdi ekrana verdiğimiz görüntü. Aynı zamanda futbol konuşuyoruz ya madem. Türkiye evet. futbolunun da ayıbıdır. Bu ayıptır. Nedenini söyleyeyim. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı, Filistin'e yönelik soykırım hareketi başladı. Dünyanın her yerindeki takımlardan, dünyanın her yerindeki futbolculardan tepkiler... Dünyanın her yerindeki taraftar gruplarından tepkiler geldi. Hatta çığ gibi büyüdü. İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da, İrlanda'da, Brezilya'da, Arjantin'de, Kanada'da, Avustralya'da. Dünyanın her yerinde futbol sahalarında Gazze için, Filistin için bayraklar açıldı. Bizim milyarlarca lira bütçeli, devletin milyarlarca lira borcunu sildiği, bankaların milyarlarca lira kredisini yeniden yapılandırdığı kocaman kocaman futbol kulüplerimizin aklına 43 gün sonra geldi. 43 gün. 43 gün biz bağırdık, tepindik. 43 gün sonra biz Ahmet o kocaman kulüpler hepsini söylüyorum. Bir tanesi değil, hepsi. O büyük büyük dev kulüpler. Kanımız damarımla kessen kanım şu renk akar falan diyen o taraftar grupları hepsi 43 gün sonra Gazze'yi hatırlattılar. Utansınlar. Bakın sizin yeşil sahalarınızda en üstteki liginizde siz bunlara sahip çıkmadığınız için bu işleri beceremediğiniz için bütün dünyayı o ortada dönen top zannettiğiniz için ondan ibaret zannettiğiniz için bir tane siyonist gelir size böyle ders verir işte. Bu utanılacak bir manzara. Türkiye madem Türkiye'de futbolu konuşuyoruz Türkiye'de futboldan hiçbir şey olmaz. Türkiye'de futbola harcanan her kuruş para çöptür. Yazdım bunu şimdi de söylüyorum. Neden çöptür biliyor musunuz? Orada soykırım başladığında İspanyol takımları, Arjantin takımları, Brezilya takımları, İrlanda takımları ellerinde öldürülen çocukların fotoğraflarıyla Gazze bayrağı, Filistin bayraklarıyla stada çıktılar, sahalara çıktılar. Bizim takımlarımız maalesef kılını kıpırdatmadı. Bir tane büyük takımımızın kongresinde bir kongre üyesi Gazze'yi, Filistin'i savunmaya kalktığı için mikrofonu kapatıldı. O divan tarafından mikrofonu kapatıldı. Yeri geldiğinde hiç utanmadan Atatürk rozetlerini takıyorsunuz. Atatürk diyorsunuz. İstiklal Marşı diyorsunuz. Efendim bayrak diyorsunuz. E ne oluyor ya Filistin'e gelince milli davalar çöpe mi atılıyor kardeşim? İşinize gelince mi hatırlıyorsunuz bunları? Türkiye'deki futbol şu manzaradan ders alsın. Futbola sözü geçenler ben futboldan anlamam. Futbolu yazanlar, çizenler futbola efem gönül verenler, futbola bakanlar, futbola para verenler şu manzaraya baksınlar desinler ki biz nerede hata yaptık? Hata yaptıkları yeri ben onlara söylüyorum. Siz bütün dünyayı bir stadyum, stadyumun ortasındaki bir yeşil saha gibi algılarsanız işte varacağınız yer burası. Burnunuzun ucunu göremezsiniz. Aynı şekilde bakın Türkiye'de vatandaşın vergilerinden spora para aktarılıyor. Kocaman stadyumlar yapıyoruz size. Ya o stadyumlar bizim paramızla yapılıyor. Dolayısıyla bizim sıkıntı ettiğimiz şeyi siz de sıkıntı etmelisiniz. Sayın kulüpler, sayın kulüp yöneticileri, o yönetim kurulları, o başkanlık koltukları sadece hava atma yeri değil. Milletin derdiyle de dertlenme yeri. Yeri geldiğinde konuşmayı biliyorsunuz efendim. Biz İngilizlere karşı İstanbul'da maç yaptık. Şu kadar yendik efendim. Şeyler işgal kuvvetlerine karşı takım kurmuştuk. Efendim Fransızları şöyle yendik, İngilizleri böyle yendik. Yenmişsiniz güzel işgal altındayken İstanbul. İstanbul işgal altındayken Anadolu çocukları savaşıyordu. Kuvayi Milliye'deydi. Siz top oynamışsınız. onla mı övünüyorsunuz bize? Onları bırakın eski hikayeleri. Bugün bize yeni hikayeler anlatın. O hikayeler de şöyle hikayeler olsun. Biz gurur duyalım. Diyelim ki bizim takımlarımız dünyanın neresinde bir problem varsa nasıl biz güveniyoruz sivil toplum örgütlerimize, nasıl güveniyoruz efem gazetecilerimize, televizyonlarımıza, nasıl güveniyoruz dünyanın neresinde bir haksızlık varsa oraya bir Türk gazetecisi bakar oraya bir Türk sivil toplum kuruluşu bir tas çorba alır götürür. Biz onu biliyoruz değil mi? Ya futbol takımlarımıza da öyle bakalım. Diyelim ki dünyanın neresinde bir adaletsizlik, bir haksızlık varsa bizim futbol kulüplerimiz de ona böyle bakıyor diyelim. Siz futbolu her tür istismara açık bir tarla haline getirirseniz, hiç hesapsız hareket ederseniz bu tip manzaralarla karşılaşırsınız. Böyle üzücü manzaralar size şunu anlatır. Ya çok güzel söyledi Zafer. Mesela ben şimdi baktım ben ben hatalıymışım. Cezayir vatandaşıymış adam. ben Fransız, aklıma bile gelmiyor. Düşün o kadar safım ki şu noktada bile hala safız yani. Zannediyorum ki ya bu adamı yargıladıklarına göre herhalde diyorum bu şeydir. Fransız, vatanda Fransız vatandaşıdır. Yani bir yabancı vatandaşı da bunu yapamazlar ama bravo haklısınız yani. Haklısınız. Bir başka ülkenin vatandaşını mahkemeye çıkarmış, utanmadan ceza vermiş. Neden? Adamın tek suçu Filistin'i savunmak, tek suçu bebekler ölmesin demek ya. İnsanlığı savunmak bu kadar biz bakın bu tokatı suratımıza yiyoruz burada. Tokatı suratımıza attı. Defalarca atıyor. He Sürekli atıyor. Tokat atmakla yetmiyor. Af buyurun yüzümüze tükürüyor neredeyse. Ve bizim kulüplerimiz hala oturuyorlar. Oradan transfer mi yapalım? Buradan bunu mu alalım? 3 milyar mı harcayalım? 5 milyar mı çekelim? 43 gün sonra aklınıza geldi Filistin bayrağı çıkarmak. Bu millet de bunu unutmaz. Onun için bakın işte buraya geliyor bu iş. Onun için bu noktaya geliyor. Hassasiyetiniz yani deriniz o kadar kalın olmasa idi bugün böylesi bir skandalın oluşmasına da imkan vermezdiniz. Bu kulübü lütfen yanlış anlamasın bu kulübe gönül verenler, bunu yönetenler. Türkiye'deki herhangi bir futbol kulübü de olsa bu olurdu. Ben bunu biliyorum. Peki. O kadar temkinsiz olduğunu biliyorum bu cami yani. Peki. Bu da son sözüm olsun. Zülfiyar'a yani. dokunduysak da olsun. Tek bir cümle. Bu futbolcu büyük ihtimalle Almanya'ya gidecek. Hım. Niye gideceğini gittin ondan sonra açıklayayım. Öyle tahmin ediyorum. Peki, o zaman önümüzdeki günlerde bundan sonraki e, olaylar ve gelişmelerle de konuşacağız. E, göz altında bu arada e, bu detayı da İsrail futbolcu e, Je Jeheskel göz altında bu bilgiyi de aktaralım. Ne oluyorum? Bu akşam sonuna geldik. Tüm konuklarıma ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz efendim. E, güzel bir hafta geçirmemizi diliyorum. Hoşçakalın.